12-18 Eylül haftası güzel takipçilerim, hoş geldiniz evimize, güzel evlerinize hoş bulduk diyorum. Evet, bu hafta sevgili koçlar, canım ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. İşlerinizle ilgili çok telaşlı ve çok yoğun koşturmalı bir hafta sizler için. Hem olumlu hem olumsuz. Ekip arkadaşlarımız, yaşadığımız alandaki insanlarla aramızda bir zıtlaşma, bir gerginlik, bir huzursuzluk ve aynı şekilde yöneticilerle aramızda oturtamadığımız problemler bu hafta yavaş yavaş yerini daha anlaşılır bir evreye doğru, özellikle Perşembe, Cuma daha anlaşılır bir noktaya geçiş sağlayacağınız için işinizle ilgili kaygınız varsa, korkunuz varsa bir nefes alın, enerjinizi güzel toparlayın. Çünkü gitmek istediğiniz farklı alanlara başvurularınızda olumlu süreçlerin sevincini yaşayacaksınız. Bulunduğunuz noktada hak ediliş maaşınız ya da priminizle alakalı netlikler söz konusu olacak. Her şeyden önemli sevgili koçlar, biraz sizi yıpratacak bir dönem olsa da artıya çevirmek için güzel fırsatları da gözden kaçırmamanız gerekiyor. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinizle alakalı bazı aksilikler için biraz daha planlı ve programlı olmanız gerekiyor. Bu olmadığınız takdirde işi kaybetme ya da olumsuz cevap alma gibi bir durumumuz söz konusu. Yeni bir beklediğiniz iş kapınızla alakalı uzun süredir mücadele edip hala bir umutsuzluk varsa yakın bir çevreden gelecek destekle birlikte bunu da olumlu evreye doğru çevireceksiniz. Harekete geçmek, yapmak istedikleriniz için çok amaçlı bir hafta ama zorlukları, terslikleri, krizleri de görerek ve enerjimizi toparlayarak yapmamız gerekiyor. Bu ara yeni insanlar, iş gereği tanışmalar, toplantılar ve yoğun enerjiler söz konusu olacak. Kendi hayatımızı düzeltmek istiyorsak bu hafta bunları kontrol edelim. Taşınma, iş gereği taşınmalar ya da iş yerinizdeki değişecek yeni oluşumlarda hem masanızı hem de alanınızı rahata oturtacak. Serbest bir alanda çalışıyorsanız biraz gözünüzü kapatın. Kimin ne dediği değil, sizin başarınız ve sizin alanınız daha rahat sürece doğru ilerleyecek. Kurumda ya da alanda değişimler size ekstra bir rahatlık sağlayacak gözüküyor. Özellikle de yer değiştirmek farklı bir iş beklentili oluyorsa 21 Eylül itibariyle bu kapılarınızda çok olumlu ve keyifli enerjiler var. Bu ara özel hayatınızla alakalı noktada iş ve çevreyi birbirine karıştırıyor olabilirsiniz. Kıskançlıklar, güvensizlikler, böyle kafanızı karıştıracak olaylar olsa da içindeki sevginiz sizi daha doğru noktaya itecek ve karşı tarafı yanlış anladığınızı göreceksiniz. Bu ara yeni ilişki tanışmak istiyorsanız, yeni insanlarla bir araya gelmek istiyorsanız hem iş çevrenizde hem de tanıştırılma enerjiniz çok fazla var. Hadi siz bu enerjilerde mutlaka hayatınızdaki renge doğru ilerleyeceksiniz. Evli olan çiftlerimiz ve çalışan çiftlerimizle alakalı noktada ev arayışı, taşınma, yeni bir ev alma, satın alma, satma bu konularla ilgili net kararlar verip sahip olmayı gösteriyor. Ama araç değişimiyle ilgili de düşünceniz varsa biraz daha beklemeniz ev anahtarını aldıktan sonra bu kapımız da hayırlı gözüküyor. Bu ara eski ilişkileriniz tekrar hararetli bir şekilde hayatımızın içerisine gelecek. Evet, tekrar şans vermek isteyenler için olumluluk enerjisi var. Ama aynı noktada o kişinin enerjisi farklı bir duyguyla size yaklaşabilir, ciddiyeti belirtebilir ama sizin güven probleminiz olduğu için bu noktaya inanmayabilirsiniz. Bence bir ilişki terapisti daha doğru sizi mutlu edecek. Bu arada ufak tefek seyahatlerimiz, gitmek istediğimiz, kendimizi dinlendireceğimiz tatil planlarımız var. Bu da en azından Eylül'ün son mevsimini denizde tatmak istiyorsunuz. İyi yolculuklar. Ailenize ait müteahhit görüşmesi, malınızla ilgili güzel teklifler söz konusu olacak. Bunu değerlendirmenizi öneriyorum. Bir de kardeş, özellikle anne kardeş soyunuzla alakalı yaşanan bazı sözlü tartışmalar ve buradaki düzende kırgınlıklar söz konusu olabilir. Anneniz bazı noktalarda kriz yaşayabilir, psikolojik olarak yıpranabilir. Bunu destekleyelim. Özellikle eğitim ve kariyer anlamında sevgili koçlar, yeni oluşum, yeni bir evre yaratmak istiyorsanız, KPSS sınavınız varsa bunu gayet başarılı bir şekilde toparlayacaksınız. Biraz daha kendinize ait enerji daha keyifli noktada belirlememiz gerekiyor. Çünkü sizde başarı var. Devletle ilgili imkanlar da söz konusu olacak. Ev hanımları bu ara evet ufak tefek tamir
tadilat konularımız söz konusu. Hatta gardırop yenilenmeler evrede. Ama sağlık olarak genizetimiz, alerjik sorunumuz ve sinüsitlerimiz azabilir ve yeme ile alakalı noktada kilo alma dönemimiz söz konusu. Bu ara rejim için çok doğru bir süreç. Mümkün olduğu kadar rejim yaparak vücut kaslarımızı ziyan etmeyelim diyorum. Evet, bu ara evinizde nişanlanacak, sözlenecek çok koşturmalı bir telaş var. Şimdiden evlilik yapacak kişiye mutluluklar ve huzur, ama o evlilikte yeni insanlarda tanışabilirsiniz. O düzende gözlerinizi dört açın diyorum. Mutlu kalın efendim, hoşça kalın. Sevgili boğalar, ben yorum yap. Bu hafta sizler için neler olacak sevgili boğalar? Özellikle iş konularınızla ilgili uzun süredir yapmak istediğiniz fırsatlar yavaş yavaş ayağımıza gelecek. Yani konum değişimi, mertebeniz, yeni iş beklentiniz varsa aktif rol alacak bir hafta olacak. O yüzden kendinizle ilgili yaşantınız, tarzınızda çok büyük değişimler olacak. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız yöneticilerinizle aranızdaki güzel iletişim sizin gideceğiniz yolculukları, fırsatları daha renklendirecek gözüküyor. Farklı bir alandan iş beklentisi ve başvurunuz varsa Ekim ayı bunun için start döneminiz olacak. En azından şimdiden başvurularınızı yaparsanız daha enerjik, daha keyifli anlaşmalar içerisinde olacaksınız. Serbest bir alanda çalışıyorsanız iş kapılarınızla ilgili ekonomik anlamda daraldığınız noktada bu hafta daha renkli paralar, beklenmedik noktada gelecek sürpriz diyaloglar ve yeni anlaşmalar sizi daha gülümsemenize yardımcı olacak. Eğer ki devlet ya da büyük kurumsal bir alana geçmek istiyorsanız çok iyi bildiğiniz ve ailece tanıdığınız bir insandan güzel destek alarak bu fırsat kapılarınızı da aydınlığa kavuşturacaksınız. Kendi işinizi kurmak, yeni iş alanında yer almak istiyorsanız acele etmeyin. Ekonomik olarak uzun süredir biraz daha toparlanmaya ihtiyacınız var. Kasım, Aralık bu süreç için iyi. Şu an eğer ortaklı bir süreciniz varsa olumlu, ama tek başınıza bu işi yapmayı düşünüyorsanız şu an için biraz daha adımları doğru kontrol etmemiz gerekiyor. Serbest bir alanda sabit küçük bir alanınız ve burayı büyütmek istiyorsanız güzel teklifler, güzel oluşumlarla birlikte kendinizi ispatlayacağınız noktalarımız var. Alım, satım, toprak konularınızla alakalı ani kararlar vererek zarara girmenizi istemiyorum. Hiçbir noktayı satmanız sizin için sağlıklı değil, ama uzun süredir almak istediğiniz noktanın aile, çevreden gelecek ve krediniz onaylanacak ve bu oluşum sizi mutlulukla gülümsetecek gözüküyor. Yalnız eğer ki kurumsalda yurt dışı beklentiniz ve yurt dışı ile ilgili evrak, vize, bu konularla ilgili bazı aksilikler yaşıyorsanız bu hafta bunların çözüm noktası olacak ve yolculuğunuz şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir, bu noktada aydınlığa kavuşacaksınız. Yeni iş bekleyenler için güzel noktalar var. Dediğim gibi Ekim ayı bunlar için daha sağlıklı ve hayırlı. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle kendi aranızdaki iletişimde biraz daha sakin, birbirimizi anlayacak konuşmalar söz konusu. Ama uzun süredir eşinizin iş değişimi ve yöneticiler arasındaki haksızlıklar ev içerisinde huzursuzluk yaratıyor. Yeni bir teklif onun düzenini ve hayatını oturtacak gözüküyor. Sizin sevgili hanımlar, özellikle sizin de eğitim kariyerinizle alakalı işinizle ilgili dil eğitimi almak istediğiniz noktaları geciktiriyorsunuz. Artık bu noktayı da artık kendiniz için başarmanız lazım diyorum. Evet, aşık olan, kalbinde acı çeken sevgili boğalar, yüzleşme haftanız olacak. Karşı taraf size duygularını daha net, yani bitiyorsa bitiyor, kalıyorsa kalıyor enerjisini size doğru ifade edecek, ama bazen içimize söylenen acılar ağırdır ya, siz bunu karşı tarafın söylemlerini incitecek ama doğruları da görmenize yardımcı olacak. Uzun soluklu ilişkilerde bu ara ciddiyet konuşmaları, aileler arasındaki enerjileri oturtmak, hatta tanışma dediğimiz enerjiyi gösteriyor. Yalnız hiç aşık olmayanlar için de biraz daha kalbinize uygun ve sizi anlayacak ve dinlenecek bir insana ihtiyacınız var. Dinlenecek insan için daha vaktiniz var. Ama eski ilişkilerinizle görüşmeler, sosyal ağlardan diyaloglar söz konusu olacak diyorum. Bu ara özellikle sevgili ev hanımları, kurs, spor ya da bu tarz düşüncelerinizle kendinizi geliştirmek istiyorsanız aktif kurslar başlangıcınız olacak ve bu kurslar hem psikolojinize hem ruhunuza iyi gelecek diyorum. Ama sevgili ev hanımları, eşinizle aranızda uzun süredir soğukluk bir rüzgar esiyor. Bunları toparlamadığınız takdirde evliliğiniz daha sert noktalara doğru ilerleyecek. Gerekiyorsa bir ilişki terapisti, gerekiyorsa bir ilişki
ilişki psikoloğuna ihtiyacınız var. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Bu ara ev hanımları çocuklarınızla alakalı çok fazla keskin konuşmalar yapıp onların enerjisini yıpratıyorsunuz. Daha sakin konuşmalar onların enerjisine oluşum ve diyaloğu oturtmamıza yardımcı olacak. Evet, boşanma niyeti olan ve mahkemesi olan sevgili boğalar için yol ayrımı dediğimiz süreç, haklarınızla alakalı mücadeleye devam edeceksiniz. Çocuklarla alakalı krizler yaşanabilir. Yeni evlenen ve evliliğinizde çocuk istiyorsanız tedavilerle ilgili bu hafta enerjisi çok yüksek başlayabilirsiniz diyorum. Evet, bir de şöyle bir şey var. Evde ufak tefek koltuk tamiri, yıkama, ev temizleme enerjiniz çok fazla yüksek. Kendinizi yormadan bunlara dikkat edelim. Sevgili gençler, üniversite ve KPSS sınavınızla alakalı biraz daha dikkatli olursanız gayet başarılı ve keyifli süreciniz var. Başarmış olarak gözüküyorsunuz. Yolunuz aydınlık olsun. Bir de ailemizde asker ya da devlet atamasıyla ilgili pürüzler çıkabilir. Bir de yasal olarak çözmeniz gereken ailemizde bir karmaşıklık var. Çözelim. Sizin de kuzenler arasında iletişim problemi sert konuşmaları gösteriyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken egzama gibi ve geniz eti akıntımız ve alerjik ve boyun fıtığımız gündeme gelebilir ve bu bizi biraz yıpratabilir. Ya artık yastık ya da yatağı değiştirme vaktiniz geldi. Çok öpüyorum efendim. Sevgili ikizler, beğen, yorum yap, keşfete düşürelim kanalımız. Sizlerle birlikte büyüsün diyorum. Evet sevgili ikizler, iletişimle alakalı yanlış anlaşılmalar, sizi yanlış anlayacak iş alanınızdaki insanlarla bu hafta çok dikkatli olmamız gerekiyor. İşinizde sizi zorlayacak insanlar, alanımızda çekemeyen gözler ve devamlı ayağınızı kaydıracak politik bir hafta olacak. Siz de politik davranın. Çünkü kurumsal alanda yeni insanlar gelecek. Altta bazı değişmesi gereken kişiler var. Bu kişiler arasında değilsiniz ama dikkatli olmanız ve sizinle ilgili gereksiz mobbing uygulamaları, sert konuşmalar canınızı sıkmasın. Zafer sizin olacak diyorum. Yeni kurumsalla ilgili beklentiniz farklı bir alana gitmek istiyorsanız biraz daha mücadele ve yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili de daha fazla diyaloglar oluşturup altyapınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Özellikle Avrupa ülkesine gidecek sevgili ikizler, oraya yerleşmek, o düzeni oturtmak istiyorsanız gerçekten olumlu ve hayırlı. Hatta orada yaşıyorsanız o düzende ev alımı, yatırımla ilgili güzel anlaşmalar ve devletle alakalı bağlantılarda güzel kapılarınız aydınlık olarak gözüküyor. Eğer ki devletten farklı bir devlete geçmek istiyorsanız sevgili ikizler, evet gayet olumlu şekilde evrağınız onaylanmış, başka şehir, başka bir nokta gayet keyifli noktada oluşacak ama aile arasında sizin gitmenizi istemeyebilirler. Aile içerisinde bu konular biraz sizi yıpratabilir ama bu sizin başarınız. Artık gitmelisiniz ve kendinizi bu noktada hedeflerinize doğru ilerleteceksiniz. Eğer ki polis ya da asker ya da hakim savcıysanız yer değişimlerinizle alakalı noktada bazı pürüzler çıksa da hedeflediğiniz nokta gayet olumlu. Belediyeden evrak ya da taşerondan devlete geçmek istiyorsanız bu dönem çok olumlu ama Mayıs ayı sizin için daha net. Çünkü bu araştırmaların altyapısını yapıyorsunuz. Güzel fırsatlarınız da var. Değerlendirdiğiniz takdirde pürüzsüz bir evredesiniz. Dijital alanda kendi işinizi kurmak, sosyal ağlarla alakalı bağlarımız bu hafta çok fazla kuvvetli olacak. Ufak tefek tanıtımlar, yeni oluşumlar, yeni evreler, özellikle de astroloji merakı olan sevgili boğalar bu konuda, sevgili ikizler, bu konuda gayet aydınlık ve verimlisiniz sevgili ikizler. Mümkün olduğu kadar bu enerjimizi toparlamamız daha iyi sonuca getirecek. Serbest ve ortaklı işlerde ekonomik olarak yavaş yavaş toparlanmayı, borçlarımız düzelmesi gereken noktaları daha temkinli bir adımla çözeceksiniz. Yalnız geçmiş bir borcunuz ya da almanız gereken parayı unutmanız lazım. Oranın bu parayı ödeme gibi bir şansı yok. Uzun süredir bir kredi başvurunuzla ilgili de bir pürüz görmüyorum. Unumlanmış araç ya da yatırımla ilgili kararınız netliğe kavuşmuş olacak diyorum. Çalışan evli çiftlerimiz özellikle rutin gidecek iş hayatınızla alakalı, hatta uzun süredir izin almak isteyebilir. Ailemiz ve çocuğumuzla alakalı kararlarımızla ilgili netliğe kavuşabilirsiniz. Özellikle hanımlar, bu dönem çalışan hanımlar izin sürecine geçiş sağlayacak. Eşinizin de maaşı ya da yeriyle ilgili bazı aksilikleri düzeltme haftası olacak. Mümkün olduğu kadar bunlara dikkat edelim. Evet sevgili aşk isteyen ikizler burcu için renklilik, heyecan, oluşum ama iletişimde böyle hani
bilmem neyin evresine sokarız deriz ya, yılan gibi sokuyorsunuz. Bu ara ilişkilerinizi incitici tavırlardan uzak tutalım. Gereksiz tedirgin etmeyi bırakalım. Karşı taraf ve sizin güvene ihtiyacınız var. Açık konuşmalar, net konuşmalar daha sağlamlı. Ama bu şekilde gittiğinizde ilişkide ayrılık. Hatta bu ara ilişkinizle ilgili WhatsApp'ı, telefon, Instagram enerjisinde böyle diyaloglar rahatsız edebilir. İş gereği diyaloglar, burada bir pürüz yok bence. Sizin kıskançlıklarınız artabilir. Eski ilişkinizle ilgili gözyaşı döküyorsanız burada artık veda dediğimiz evreyi kabul etmeniz lazım. O kişi ve sizin hayat enerjiniz sizin dünyanızda yok gözüküyor. Ama uzun soluklu ilişkilerde de çevrede engeller, ilişkinizin arasını bozmaya çalışan insanlar var. Siz birbirinize sıkı sarılın çünkü güzellik size doğru ile. Uzun süredir evlenmiş, ayrılmış ve bir ilişki yaşamayan sevgili boşanmış çiftler için özel kadın erkek ayrımı gibi bir durum yok. Bu dönem tanıştırılma usulü insanları gözden geçirelim. Hayırlı kısmetleriniz var ve bu kısmetler kalıcılığa doğru gidiyor. Bir taşınma ve özellikle ailenize ait bir malı taşımak, başka bir yere anne ve babayı taşımak istiyorsanız güzel bahçe katlı bir alan araştırması var. Hayırlı olacak. Özellikle de aile binanız varsa burada kardeşler arasında bazı pürüzler, sorunlar yaşanacak ya da ailenize ait anne babadan kaynaklı kardeşler arasında sorunlar var. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Yoksa burada haksızlığa uğrayacaksınız diyorum. Sevgili ev hanımları, kendi kariyerinizle alakalı ufak tefek eğitimler sizin kendi çabanızla alakalı olacak. İSMEK, yani belediyelerin kursları var. Kendinizi geliştirebilir. Özellikle el becerileriniz çok hakim noktada. Bunlarla ilgili enerjiler size iyi gelecek. Sağlık olarak özellikle mide asitlerimiz, mide yanmalarımız, gece hırıltılı ve uyku apnemiz olabilir. Ve kalp ritim bozukluğumuz bu ara hareketli noktada gözüküyor. Bir kontrol zamanı. Evet, bu ara evlilik yolunda olan sevgili ikizler için gayet pürüzsüz ve keyifli geçecek ve ev hanemiz uğurlu olacak. Bu ara hırsızlıklara yakın diyalogda olduğunuz insanlar evinizde zarar verebilir. Dikkatli olun, hoşçakalın. Sevgili yengeçler, beğenin, yorum yapın, keşfede düşelim. Kanalımız hep birlikte büyüsün. Emek, emek, emek diyoruz. Çünkü emeği hep birlikte paylaşıyoruz. Sevgili yengeçler, özellikle iş konumunuzda ani değişecek konular ve sizi mutlu edecek enerjiler o kadar güzel olacak ki. Hani huzursuzluk, hani her gün ayağınız geri geri gidip Allah'ım ben burada ne olacağım diyorsanız bu hafta netlik, işinizle ilgili kalıcılığınız, olumsuz gördüğünüz birçok noktada rahatlama evreniz söz konusu olacak. Ve hayal ettiğiniz masaya doğru ekip arkadaşlarınız, yanınızdaki insanlar, yöneticileriniz sizin motivasyonunuzu fazlasıyla arttıracak. Bence paranoyak düşüncelerden, kafanızdaki kurgulardan çıktığınız takdirde iş alanında yeşerme, aydınlık var. Hatta bu başarınızın arkasında güzel oluşumlar gerçekleşecek. Kurumsal bir firmadaysanız değişmesini istediğiniz noktalarla ilgili biraz daha mücadele, biraz daha emek dediğimiz evrede, çünkü rakipleriniz çok fazla var. Ayağınızla ilgili herkes bir pürüz ama siz o başarıya doğru ilerliyorsunuz. Belki kariyerinizle alakalı almanız gereken farklı eğitimler var. Hem rütbeniz için hem konumunuz için bu doğru bir karar. Vazgeçmeyin. Uzun süredir uzun soluklu bir noktada hani haklarımı alayım gideyim diyen sevgili yengeçler için şu an için bulunduğunuz firma sizi bırakmak istemiyor ama şartları iyileştirmek için masaya oturacaksınız. Bu şartları doğru değerlendirin. Konuşun ki haklarımızı doğru süreçte alalım. Eğer ki devletle çalışıyorsanız alanınızda yer değişimi beklentiniz varsa şu an imkansız ama alternatif kurumsaldan gelecek teklifi gözden geçirebilirsiniz. Bu da sizin için daha verimli fikirler evresi olacak. Uzun süredir ev içerisinde çalışan, evden işi olan sevgili yengeçler, evet bu dönem yavaş yavaş iş kapınıza doğru ilerleyeceksiniz. Bu biraz sizi huzursuz edebilir diyorum. Devlet, iş mahkemenizle alakalı yakın dönemde davalarınızla ilgili özellikle bu yıl bitmeden bu çözüm ama bu dönem özellikle Eylül ortası sonuna doğru mahkemelerinizde olumlu diyaloglar, almanız gereken maaşınız, birikmiş olan noktaları fazlasıyla iyi noktada alacaksınız. Mücadeleye devam. Bu arada sevgili yengeçler, boşanma kararı olanlar anlaşmalı ya da davalar açılacak ama bu açılmada sert konuşmalar, ifadeler hani cinnet çıkartabilecek şekilde olacak. Mümkün olduğu kadar boşanma sırasında çocuk
çocuklarımız ziyan olsun istemiyorum. Hatta bu boşanma evresinde çocuğumuz ve sizin psikolojik olarak desteklenmeye ihtiyacınız var diyorum. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve iş yerinizdeki alanda ekonomik olarak zorlanma, ortaklı teklif gelecek, ekstra fikirler sizin iş alanınızı daha büyütecek. Bence siz burayı vazgeçmeyin, sık sıkı sarılın. Evet, burada riskler var ama zararsız riskler olacak, korkmanıza gerek yok. Bu ara iş yerinizi büyütmek, ortaklı alanları büyütmek isteyen sevgili yengeçler, güzel enerjiler ve bağlantılar ve diyaloglar ve yurt dışı altyapıları da oturtmak istiyorsunuz ve dijital saha ve ağlardan çok büyük evreler yaratmak istiyorsunuz. Sizde bu başarı var, bu umut var. O yüzden lütfen onun üstüne ısrarla gidin. Çünkü Rabbim ayaklarınızda böyle bir bereket akımı yaratacak. Hanemizde uzun süredir işsiz olan ya da karı koca işsiziz ve artık aile destekli yaşayan sevgili yengeçler, bu dönem güzel anlaşmalara doğru gideceksiniz. Bir silkelenin, bir dua edin, enerjiniz bir dağılmaya, o dağılma evresinde olsun. O kapılardan güzel iş teklifleri gelecek. Taşınma ve farklı şehre gitmek isteyen yengeçler, biraz pürüzlerle karşı karşıya kalacaksınız ama eninde sonunda o kapı sizin için hayırlı ve uğurlu olacak. Umutsuz olmamanızı öneriyorum. Çalışan evli çiftler arasında bazı ilişkiyle alakalı kaynaklı gerginlikler, arada soğukluklar, yatak ayrılımları, çocukları bahane ederek bence ilişkide bazı hikayeler var. Bir an önce kontrol etmediğiniz takdirde ilişkide yalanlar açığa çıkacak. Bu sizi yıpratmasını istiyorum. Bu ara nişanlanmak, evlilik düşünenlerde biraz ekonomik olarak ertelenmeler gözükebilir. Hani Kasım'a kayabilir, Ekim'e kayabilir ama yine hayat arkadaşınız sizin için olumlu ve keyifli olacak. Eski ilişkinizin geri gelmesiyle ilgili dua edenler, evet kapınızda ama yeni fırsatlar var, yeni ilişkiler var. Bence eskiyi at, yepyeni bir enerjiyle kendini şifalandır istiyorum. Bu ara hanemizde bekar abimiz ya da erkek kardeşimiz varsa evlilik kararı verecek ve aile çok mutlu olacak gözüküyor. Çocuk düşünen ve bir türlü çocuğu olmayan sevgili yengeçler, bir Eylül bitsin, Ekim sizin için bu konuda daha rızıklı ve daha hayırlı gözüküyor diyorum. Ev almak, alım satım konularımız biraz kafanızı karıştırsa da istediğiniz evi satıp daha geniş ve ferah bir ev alma enerjiniz Ekim başı gerçekleşmiş olacak. Şimdiden araştırın, hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili ev hanımları, bu ara evdeki herkesi dışarı atıp sessiz uyuyup enerjinizi düzeltmek istiyorsunuz. Kendinizle kalmak istiyorsunuz. Çok yorucu bir dönem yaşadınız ve artık insanların aileniz, çevreniz, eşiniz, eşinizin çevresine o kadar çok bunaldınız ki kimseyi duymak. Hadi artık birkaç gün enerjini değiştirecek, yüzme kursuna yazılabilirsin, sana iyi gelecek diyorum. Ama eşinle arandaki problemleri çözmediğin sürece ilişki yavaş yavaş riske doğru gidiyor ve mutsuz bir düzene doğru ilerleyeceksiniz. Sevgili gençler, eğitiminiz ya da okulunuzla alakalı yaşadığınız krizler düzelecek. Eğer ki KPSS sınavınız varsa burada biraz daha odaklanmaya, biraz daha dikkatli olmaya da kafa dağınık düzeltin, yoksa bu konumuz sıkıntılı gözüküyor. Evet, sağlık olarak özellikle bu ara estetik düşünen, burunla ilgili kriz yaşayanlar, randevularınızı alacaksınız. Ufak tefek regli dönemlerimiz, üreme organlarımızla alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir ve bel ve fıtıklarımıza dikkat edelim. Hoşçakalın efendim. Sevgili aslanlar, beğen, yorum yap, kanalı keşfete, büyütelim, ailemiz büyüsün, daha büyüsün diyorum. Sevgili aslanlar, evet bu hafta özellikle dikkat etmeniz gereken evraklar, mailler, yazışmalar, konuşmalar, yanlış gidecek mesajlar, başkasının eline düşecek olaylara dikkat etmemiz lazım. Gizli saklı bazı konular gündeme çıkabilir. Yani bazı hikayeler canınızı yakabilir. Daha dikkatli kontrol edeceğiz. Telefonumuzu, bilgisayarımızı şifrelemeyi unutmayalım diyorum. Evet, kurumsal bir firmada değişimlerle ilgili beklediğiniz yurt dışı mailleriniz ya da bu toplantılarınız gayet keyifli ve güzel geçecek. Ve yeni anlaşmaya çalıştığınız şirket sizi gayet o güzel bir noktaya doğru konuşmalar gösteriyor. O yüzden krizler, o yüzden beklentileriniz doğru şekilde ilerleyecek. Kazanç, düzen daha hızlı şekilde. Ama bu ara trip enerjiniz, hiçbir şey duymayan ruhunuz biraz hatalara sebep olabilir. Hadi bir silkelen, enerjini işe ver. Çünkü önümüzdeki projeler gerçekten sizin tanınmanıza, yukarıya doğru çıkmanıza, yurt dışı ile ilgili kapılarınızın açmasına çok yardımcı olacak. Hedeflediğiniz nokta zaferine ilerliyorsunuz. Bence sen artık hayatındaki varoluşu
kendi çapında kutluyorsun. Hadi hayırlı olsun. Kurumsala girmek isteyen sevgili aslanlar için de güzel fırsatlar, konuşmalar ve gireceğiniz alanda gayet alınmış olacaksınız. Biraz deneme sürecinizde daha dikkatli kontrol ederseniz oradaki enerji kalıcılığınızı sunuyor. Uzun süredir iş probleminiz, iş değiştirme gibi durumlarınız varsa Eylül'ün 27-28'i iş değişimi, konum değişimi, alan değişimi size mutluluk yaratacak. Yurt dışı ile ilgili iş anlaşmalarınız ya da ihracat firmasındaysanız yeni oluşumlar ya da Türk Hava Yolları'ndaysanız gideceğiniz seyahatlerde çok güzel rahatlık ve farklı firmadan alacağınız teklifi de gözden değerlendirelim. Devlette çalışıyorsanız şu an içinde risk yok ama yönetici, yönetimle alakalı bazı değişimler ve bu değişimler sizi biraz endişeye kılsa da yerinizle ilgili bir pürüz yok ama kendinizle alakalı biraz daha geliştirmek istediğiniz dil eğitimi, kendi aldığınız mesleğinizle alakalı fikirleriniz var. Bunlara start vermeniz demek sizin daha güçlenmenize sebep olacak. Serbest bir alanda kendi işinizi yapıyorsanız burada bu hafta krizler, para ödemelerinde aksilikler, çek senet konularda bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar borç alıp bunları çözmeniz lazım yoksa uyarı veriyor. Büyük bir şirketiniz varsa ortaklar ve iş çalışanlarınızla ilgili krizler söz konusu olacak ve bu krizler biraz işimizin aksamasına, depoların sıkıntıya girmesi, bazı hırsızlık olaylarına şahit olabilirsiniz. Yeni iş kurmayı planlıyorsanız tam start veriyorum. Gökyüzü sizi bu konuda destekliyor. Cesaretini toparla, alanını aç, yürü diyorum. Çünkü güzellik senden yana ve başarmak istediğin her nokta sana güzellik katacak. Evde çalışan sevgili aslanlar için yer değişiminizle ilgili yine evde devam etseniz de konum değişiminiz gerçekleşecek. Yurt dışına yerleşmek, farklı bir alan niyetiniz varsa pasaportunuzla ilgili bazı aksilikler olabilir ama bu fırsat kapılarınız var. Bir an önce kontu vizeniz, evrağınız, borcunuz, banka borcunuz neyse bunu kapatmanız sizin için daha sağlıklı olacak. Evet. Bu serbest bir alanda, küçük bir alanda çalışıyorsanız yerinizde bir pürüz yok. Ama buradaki insanların sizin yerinize gözünü dikti. Ama saatini zamanı aksatma. Çünkü senin yerin rahat, herkesin gözüne batıyor ve herkes sizi kıskanıyor. Unutmayın diyorum. İlişki konusunda özellikle sevgili aslanlar, bu ara ilişkinizle ilgili gideceğiniz seyahatler ya da yapacağınız yolculuklarda birbirimizi tanımamız için çok doğru fırsat olacak. Bu tanışma, bu tanıma sizin ilişkinin ciddiyetini belirleyecek. Çalışan evli çiftlerimizde özellikle hanımların iş konumları ile ilgili rakip ekip arkadaşlarımız sizin ayağınızı kaydırıyor. Dikkat! Eşinizin de iş yerinde değişim, yolculuk, başka bir alana gitme gibi ve mertebesi ile ilgili güzel olumluluklar var ama sizin işinizde birileri sizin ayağınıza kazık atacak. Dikkatli olmanızı istiyorum. Evet, eski sevgilinizle ilgili iletişimler söz konusu olacak. Tekrar şans vereceksiniz. Hayırlı olsun. Hiç aşık olmadıysanız aşk enerjisi size fırsatları yaratacak. Kumral, gözleri renkli olan biriyle muhteşem bir diyalog içerisine gireceksin. Bu ara kim tanıştırıyorsa tanıştırın. Allah size doğru kalbi yaratmış gözüküyor. Evet, evli olan çiftlerimizde boşanma kararı veren ve ilişkide huzursuzluk olanlarda tekrar şans verme. Ama uzun soluklu boşanma davası olanlarda da Eylül'ün sonu, Ekim'in ikinci haftası boşanmanız onaylanmış olacak. Bilginiz olsun. Ama şöyle söyleyeceğim, evimizde genç kızımız ya da yaşı olgun bir kadınımız varsa hayırlı kısmeti var. Aracı doğrultusunda bu insanı denemenizi tavsiye ediyorum ve o insana şans vermenizi öneriyorum diyorum. Evet sevgili gençler, bu ara ilişkilerde acayip derecede bitirip barışma ilişkinizle ilgili daha sakin karar verirseniz risk yok diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara özellikle mutfak dolaplarınız, giderlerinizle alakalı aksilikler yaşayabilir. Özellikle tabak, çanak konularımız daha renklendireceksiniz. Çatal, bıçak konularımızı böyle bir tencere, çatal, bıçak değişimlerimiz söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle bağırsak enfeksiyonları, ishal, kusma ve ateşli durumlarımız olabilir ve son zamanlarda baş dönmemiz var. Tansiyonunuzu kontrol edin. Evet, KPSS sınavına gelecek sevgili gençler. Odaklandığınız sürece bir pürüz yok ama her şeyi çok fazla abartıyorsunuz. Abartmayın. Devletle ilgili kapılarınızda şans fırsatınız var. Dikkatli olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili Başaklar, ben yorum yap, keşfete düşürelim, kanalımız hep birlikte büyüsün, emek emek emek. Evet sevgili Başaklar, canım ailem, güzel ailem,
Tabii ki sayfalarınızda da paylaşabilir. Arkadaşlarınıza da yorumu dinlettirin. Daha çok beğenelim. İş konularınızla ilgili inanılmaz çatışmalı bir hafta olacak. Evet, bir noktada olumluluk ama hakların çatışması olacak. Burası benim yerim, burası benim hakkım dediğimiz enerji. Çok güzel iş fırsatlarımız. Yeni oluşacak teklifler de size gayet hareketli olacak. Bence isteklerinize doğru iş konusunda yavaş yavaş atılımlar ve kapınızdaki olmaz dediğiniz fırsatlar ayağımıza gelecek. Özellikle yurt dışına da iş beklentiniz, yurt dışında yurt dışı firmasıyla ilgili bağlantılarla ilgili olumsuz düşündüğünüz her nokta sizin için hayırlı olacak. Bu ara ekstra kazançlar, ekstra fazlasıyla diyaloglar sizin rızkınızın daha çok artacağını. Yani bu hafta mümkün olduğu kadar her noktayı kendimiz için belirleyelim. Çünkü size parasal, iş konumda güzel evreler var. Aman bu hafta sır verdiğiniz olaylar açığa çıkabilir ve insanlar sizin arkanızdan konuşabilir. Kimseye bu hafta sır vermiyoruz. Güven ablamız olur, kardeşimiz olur. Bu hafta gizli kalın. Çünkü enerji sizi gizli kalmanızı öneriyor. Kaldığınız takdirde de başarınız ve enerjiniz kimse tarafından kıskanılmayacak. Kendi işinizi yapıyorsanız çok güzel büyüme. Uzun 2 haftadır ve 3 haftadır ekonomik olarak daraldığınız için ve hani tatil modundan çıkamıyorsunuz. Enerjiniz denizin enerjisinde olsun istiyorsunuz ya, ya da doğada, ormanda. İşte bu hafta çok yorucu. İşleriniz tekrar hızlı ve para kazanmak için güzel fırsatlar. İşinizi büyütmek, daha dijital alanlarda daha sahanızı büyütmek istiyorsanız güzel fırsatlarla birlikte oluşacak yenilikler sizin büyümenize yardımcı olacak. Kurumsalla çalışıp hem özel birleştirmek istiyorsanız hem iki iş bir anda yürütmek istiyorsanız evet, kendi markanız, farklı alanlarda da yapacağınız işler size ekstra büyümenize yardımcı olacak. Yer değişimi, konum değişimi, yurt dışı, şehir dışı bağlantılarla ilgili olumsuz hiçbir evrak görmüyorum. Kafanız dağınık, kafanızı toparladığınız takdirde buradaki pürüz sadece sizsiniz. Kendinizi bir açın, enerjinizi dağıtın. Yeni oluşacak her şey size mutluluk verecek. Korkmanıza gerek yok. Kendi işinizi yapıyorsanız parlama. O işi büyütmek için yeni bir mekan, yeni bir oluşum söz konusu olacak. Ama devletle ilgili bağlantı ve iş kurmak istiyorsanız gerçekten bu kapılarınız var. Ama siz cesaretiniz yok. Cesaretinizi artık yerine koyun. Gidin, o kapılar size açılacak gözüküyor. Bir de ailemizle alakalı sağlık problemi yaşayan büyüklerimiz, anne, anneanne gibi sağlık pürüzü olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum bu hafta. Özellikle çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada stabil gidecek her şey, pürüzsüz. Ama iş yoğunluğu, iş stresi sizi biraz kasmış olabilir. Evde enerjiniz güzel, hatta çalışmak istemiyor olabilirsiniz. Ama yerinizde de güzel, stabil gitse de farklı tekliflere de açık olmamız lazım. Devlet alanınızla alakalı yaşadığınız krizler biraz daha problemli, pürüzlü olabilir. Bunları çözmemiz gerekiyor. Ev anahtarı, yatırımla alakalı da yeri belirledik. Net bir noktadan yatırım yapacağız ve burası sizin için bereketli ve kazançlı olacak. Bir de büyük ortaklı işler ve dijital sahalarda büyümek istiyorsanız reklam, yeni reklam alanındaki anlaşacağınız kişiler sizin büyümenize yardımcı olacak diyorum. Yurt dışı yerleşmesi düşünen sevgili başaklar için burada pürüz yok. Gideceğiniz yerle ilgili de pürüz yok. Sadece uzaklaşmak biraz sizi hüzne itiyor olabilir. Ama bence orada daha büyük başarılar ve özellikle de kendinize ait alanın daha rahatlaması ve ekonomik olarak daha büyük çözümler yaşanacak gözüküyor. Aşk konusunda kalbiniz bir geçmiş bir gelecek, bir geçmiş gelecek arasında kalmışsınız. Geçmişin sizinle bir bağı yok ama gelecekteki kişinin de sizi bir türlü oturtamadığı noktaları var. Bunun için konuşmamız lazım. Yoksa ilişki askıya doğru gidiyor. Evli çiftlerimizin arasında da iletişimde düzen, özellikle evde yenilik, eşya yeniliği, ev yeniliği sizin enerjinize, ufak tefek tamirler size iyi gelecek gözüküyor. Uzun zamandır da taşınmak istediğiniz anahtar şu an sizin elinizde. Hayırlı olsun. Ailemize ait çözülmesi gereken toprak, miras konularımız hareketli bir haftaya geçiş sağlayacak. Unutulan mahkemeler, unutulan konularımız çok yoğun olacak. Bir liste yapalım. Nerede pürüz var görelim diyorum. Bu ara elektronik eşya, telefon değiştirebilir, televizyon değiştirebilir, bilgisayar değiştirebilirsiniz. Biraz bu sizi yıpratacak diyorum. KPSS sınavına girecek başaklar, hiç korkum yok, başarılısınız. Biraz daha dikkatli, son haftaya doğru kontrol edersek daha başarılı olacağımızı gösteriyor. Sevgili ev hanımları,
kolay gelsin. Çok yorucu. Tekrar bir düzen, disiplin, hijyenik bir alan, yeni bir ev sizi yorabilir. Ama eşinizle aranızda yaşadığınız bazı pürüzler artık açığa çıkacak. Ya veda edin ya kalın diyorum. Yeni evlenen çiftlerimiz için de aileden gelecek bir destekle birlikte evinizi çok rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Çocuk niyeti olanlar için acele etmemeniz gerekiyor. Eski ilişkinizden gelecek haberleri daha verimli noktada. Evlenmiş, ayrılmış ve ilişkisi olmayan sevgili başaklar, biraz daha sabırlı olursanız Rabbim size o enerjiyi sunacak. Sağlık olarak özellikle HPV virüsü gibi sıkıntılarımız olabilir. Bu vücudumuzda, üreme organlarımızda sihirlerimiz olabilir. Dikkatli olun. Yani bir nöroloji ya da bir kadın doğum uzmanına giderseniz daha sağlıklı olur. Son zamanlarda da beyinde böyle uyku probleminiz olacağı için ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız güzel ailem? Beğen, yorum yaz, kalp koy, mutluluk koy. Her şey sizin istediğiniz gibi olsun. Sevgili teraziler, özellikle bu hafta iş konularımızla ilgili yaşanacak bazı krizler, yıpratıcı olaylar ve hani çözümsüz göreceğimiz, daha böyle bizi yıpratacak bir hafta olmasına rağmen duygusal yara aldığınız için işe odaklanamama, sisteme odaklanamama, kimseyi görmeme enerjiniz var. Ama o kalbinizdeki kişiyle masaya oturacağız, konuşacağız ve rahatlama enerjimiz olacak. O yüzden bunu bilerek iş hayatımıza daha konsantre olmamız gerektiğini söylüyorum dedim. Kendi işinizle ilgili bazı pürüzler, çözülmesi gereken olaylarda büyük bir mücadele haftanız olacak. Alanınızı, sisteminizi daha büyütmek, buradaki alandaki eksiklikleri görmek için doğru bir hafta. Mümkün olduğu kadar işimizle ilgili pürüzleri çözelim. Kurumsal bir alana geçmek ve kurumsal çalışmalar yapmak istiyorsanız güzel fırsatlar var ve bu fırsatlar sizin daha büyümenize yardım. Hem kendi işinizi yapıp kurumsala hizmet etmek istiyorsanız güzel fırsatlarımız var. Eğer kurumsalda yer değişimi, mekanla ilgili bazı pürüzlerde yönünüzde aydınlık var. Sadece ve sadece yapmanız gereken kimseyle muhatap olmadan odaklanmanız gereken bir nokta var. Oraya odaklanmanız gerekiyor. Eğer ki devlette çalışıyorsanız, devletten kurumsalla, yarı kurumsal yarı devlet çalışıyorsanız tamamıyla bölümünüz devlete geçiş yapacak ve bu geçiş sizin daha rütbeli bir şekilde yol almanıza yardımcı olacağını uyarıyorum. Eğer ki kurumsaldan yurt dışı bağlantılı ya da farklı şehre yerleşmek istiyorsanız şirketiniz bu konuda size gerçekten esnek davranacak ve bu fırsatları yakalayarak yolunuza aydınlık katacak diyorum. Evet, kendi işiniz ve büyütmek istiyorsanız biraz daha ekonomik olarak güçlenmeye ihtiyacınız var. Bazı krediler sizi yıpratmaya, yormaya ve enerjinizle alakalı noktada korkular oluşmaya başladı. Korkmayın, alanımız, sistemimiz daha büyüyecek ve siz hedeflediğiniz altyapıyı oturtacaksınız. Ben korkmuyorum da sizde böyle bir korkma enerjisi oluşmuş. Lütfen bunu hayatımızdan çıkartalım. Serbest kendi işiniz alanınızda dışarıdaki iletişimler, dışarıdaki var olacak konuşmalar artı bir kazanç çevresine gelecek. Bu ara hiç tanımadığınız insanlar size farklı iş teklifleri, farklı noktalar yaratabilir. Mümkün olduğu kadar bu sistemi doğru yaptığımızda herhangi bir pürüz görmüyorum ve siz yeni tanışacağınız insanlardan da zarar yok. Yürüyün, Allah size yürü ya kulum diyecek bir haftayı tadacaksınız. Evet, çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz işten çıkma niyeti var. Bence çıkmasın, uzun soluklu işsiz kalacak. Acele karar vermesini istemiyorum. Sizin işinizle alakalı da stabil gidecek tartışmalar var. Bu tartışmaları bilerek hareket edin. Eğer ani öfke koyarsanız sizin de işten çıkartılma gibi bir durumunuz söz konusu. Dijital, sosyal ağlar, spor alanı, sanat alanıyla uğraşan sevgili teraziler renkli bir hafta olacak. Ve bu renklilik size hem ekstra kazanç hem de sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Bir oyuncuysanız daha büyük bir yön. Eğer kendi alanınızı büyütmek istiyorsanız fırsatlar ve sosyal ağlar size ekstra kazançlar sağlayacak. Bu ara yabancı dil eğitimi alabilir, kendinizi geliştirmek istediğiniz fikirleriniz var. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca yapmalısınız. O dile yatkın bir enerjiniz var diyorum. Eğer ki uzun soluklu ve 6-7 aydır işsizseniz sürpriz bir ailenizin desteğiyle birlikte ortak bir iş, ortak bir sistem kurup bu konumuzda artık rahata ermiş oluyor. Kalbinizde acı çekiyorsunuz. Aşkı bitir. Yepyeni ilişkiye odaklan. Sana aşk huzur verecek. Bence sen geçmiş yaralarını iyileştir. Yeniliğe gözünü aç ki güzel fırsatlarımız var. Boşanma fikri uzun soluklu devam eden teraziler, mahkemeleriniz var. Yine ertelenecek. Yine sizin istediğiniz gibi olacak ama artık bu süreç bitmeli.
siz de acı çekiyorsunuz diyorum. Ama şöyle bir şey var, evli mutlu olan çiftlerde de çocuk problemi yaşıyorsanız, çocuklarınızla ilgili diyalog problemlerinde ciddi krizler ve psikolojik olarak bazı karışıklıklar var. Bir çocuk terapisti ve çocuk psikoloğuyla birlikte iletişimi düzeltebiliriz. Çocuklarınızın yurt dışı ile ilgili planı olan ve gitmek isteyen çocuklarımızın fırsat kapıları var. Korkmanıza gerek yok. Onların gelecek hayatı parlak. Sizin de evde değiştireceğiniz yenilikler var. Holdeki elektronik eşyalarımız ya da aplikler, lambalar, yani kapı, demir kapı değişimi gibi holdeki alandaki değişimler size daha renkli, holünüzü geniş tutacaksınız, iyi gelecek diyorum. Ama ev alımı ile ilgili kararsız yapınız varsa alın, çok rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Küçük bir eviniz var, 1+1, burayı satayım daha genişleteyim diyorsanız 1+1 daha değerli. Başka bir yoldan başka bir ev alarak çözmeniz gerekiyor diyorum. Bu ara nişanlanmayı, evlenmeyi düşünen sevgili teraziler, kendi isteğinizle erteleyeceksiniz. Bunların aile yapısı, sizin aile yapınız birbirinize ters olduğu için bu ilişkide aile problemini çözmeden düzeltme, ilişkiye evet demeyin diyorum. Bu ara kalbini kaptıran sevgili teraziler, ailenizden habersiz gitmeyi planlıyorsunuz ama zarar görürsünüz, aileniz istemiyor olabilir. Ailenin gönlünü ikna etmeden sakın böyle bir hata yapmayın diyorum. Aile kırmak, evlilik yapmak değil. Unutmayın, aile gönlünüzle gidin ki yolunuz aydınlık olsun. Bir de araç konumunuzla alakalı tamir, tarımat, bakım dönemi olabilir. İhmal ediyorsunuz, ceza yiyeceksiniz. Şimdiden kontrol edelim. Sağlık olarak ailede katarak problemi olabilir. Küçük bir operasyon. Diş eti iltihaplarımız ve diş eti kanamalarımız var. İhmal etmeyelim. Bir de sol taraf üstteki dişlerde dolgularla ilgili krizler var. Lütfen bunları kontrol edelim. Hoşçakalın efendim. Sevgili akrepler, beğen, yorum yap. Kanalı büyütelim, ailemiz büyüsün, daha büyük kapılar açılsın diyoruz. Sevgili akrepler, iş konunuzla ilgili güzel bir oluşum ve geçeceğiniz nokta size uğur ve bereket getirecek. Hatta yerinizde değişilmesi konular, evraklar, yeni imzalar, yeni oluşumlar size şans kapısı yaratacak diyorum. Eğer ki kurumsaldaysanız şirketinizle ilgili güzel değişim ve bulunduğunuz alanda sistemsizlik, karışıklık varsa bu ay bu konuların düzeleceği, sizin daha rahat hareket edeceğiniz ve belirsizliklerin gideceği bir nokta, yerinizi bir noktaya belirlediyseniz o nokta sizin için hayırlı gözüküyor. Hadi bakalım hayırlı olsun diyorum. Evet, devletteyseniz devletle ilgili bazı sıkıntılar yavaş yavaş düzelme, yerinizdeki sorunların ve evrak, yoğun tempo, hani yıl sonu telaşı vardır ya, sanki dosyalar birikmiş ve bunlarla mücadele ediyorsunuz ve bu mücadele sonunda da kendi kariyerinizle ilgili doğru adımlar oturtacaksınız. Mesela belediyeseniz, maliye geçmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız var. Ya da bulunduğunuz noktada yer değişimi, alan değişiminizle ilgili size gelecek fırsatlar var. Doğru evrede, doğru noktada sizin için hayırlı gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili bağlantılı işlerle ilgili çalışan sevgili akrepler için bu ara mailler, koşturmalar, yeni insan, yeni oluşumlar, sizin yurt dışı ile ilgili nerede kalacağınızın netliğine kavuşup artık yurt dışı vizeniz, yolculuğunuz, eviniz hazır bir şekilde gideceksiniz ve şirketiniz bu konuda sizi destekliyor. Korkmanıza gerek yok diyorum. Eğer ki serbest, sabit bir alanda çalışıyorsanız burada ufak tefek kazançlar, ufak tefek verimlilikler var ama sizin kafanızda büyütmek istediğiniz yenilikleriniz var. Evet, buna start verin. Çok başarılı ve hayırlı olacaksınız. Korku değil, artık başarı döneminiz. Kendinizi bulma evreniz, kendinizi ispatlama döneminiz. Hadi cesaretli ol ve kendin için doğru atılımlar yap. Serbest alanda büyütmek istediğiniz yeni oluşum, kafanızda taktığınız bir firmayla görüşebilir miyim? Bu kapılar açılacak ve bu kapılarda sizin de kazancınıza kazanç oluşumu sağlanacak. Eğer emlak piyasasındaysanız, alım satım işleriyle, yani dijital sahalarda alım satım işi yapıyorsanız bu dönem kazancınızda daha artmaya doğru ilerleyecek ve kendi alanınızda genişleteceğiniz yeni ürünler, yeni keşifler size renk katacak. Eğer sağlık sektöründe doktorsanız, doçentlik ya da profesörlükle ilgili başvurularınızın onayı söz konusu olacak ve yurt dışında gitmek istediğiniz ülkeden de olumlu cevap gelecek. O yüzden bence akrepler, böyle bir havalı bir haftaya giriş yaptınız. Havalı haftanız size uğurlu gelsin, keyifli gelsin diyorum.
Çalışan evli çiftlerimizle ilgili de özellikle iş sıkıntısı yok. Çok yoğun tempo olduğu için siz birbirinize vakit ayıramıyorsunuz. Hafta sonu pazar günü eşinizle güzel bir vakit, güzel dışarıda yemek yiyerek enerjiyi renklendirmeniz lazım. Evet, bununla ilgili bazı iş yerinizdeki sınavlar yoğun tempo hani ilgisiz bırakmış olabilir. Hadi ilgilenelim birbirimizle diyorum ve iyi olacağını düşünelim. Bir de sevgilinizle ayrılma kararı veren akrepler, ilişkiye tekrar şans vereceksiniz. Ayrılmış olduğunuz sevgilinizden mesaj ve diyalog tekrar gündeme gelecek. Hiç ilişkiniz yoksa biraz daha beklemek size daha doğru. Çünkü kırılan kalp yaralanmış olduğu için şu an hataya müsaitsiniz. Hata yapmanızı istemiyorum. Dikkatli olunuz. Bir de bu ara alım satım konularda renklilik var ama ailemize ait miras konularımız daha yoğun. Memleketinizde olabilir, farklı bir toprak olabilir. Bunlarla ilgili yasal süreçler ve hakkınıza düşen nokta belirlenecek ama kurayla belirlenecek. Biraz bu can sıkıcı olabilir ama eninde sonunda baba ya da anne toprağınızdan gelecek hakları alacaksınız sevgili akrepler. Evet, bu ara nişanlanmak, evlilik fikri olanlarda güzel diyaloglar söz konusu olsa da biraz ekonomik olarak güçlenmeye, borçlu bir şekilde bu düzene girmenizi istemiyorum. Yine ana baba evinizde devam edin, birbirinizi bekleyin istiyorum. Bir de bu ara çalışmayı düşünen ev hanımları için güzel iş fırsatları var. Bunu gözden geçirmemiz lazım. Çünkü sizin çocuklarınız büyüdü ve ev sizi artık mutlu etmiyor. Hadi bakalım, başvurularınız olumlu olarak gözüküyor. Ev almak değil de araç bakımı, aracınızla alakalı okul taşıt ya da araç işiyle uğraşıyorsanız çok verimli bir hafta, kazancınıza kazanç katacaksınız. Yalnız bir araçtan sıkıntı duyabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara yazmak, kitap yazmak, yazarlık, blog yazarlığı gibi fikirleriniz varsa önünüz açık, korkmanıza gerek yok. Mesela sanat yapmak isteyebilir, spor salonu açmak isteyebilirsiniz. Güzel fırsatlarımız var. İş fırsatında aşkı da yakalayacaksınız. Yani uzun süredir aşk yoksa aşk da var ama bu aşk kalıcı ve ömürlük olacak ve sizin kalbinizdeki size diz çöküp evlilik teklif edebilir. Ve alyans alabilirsiniz, alyans verebilirsiniz. Hadi kalbinizdeki kişiye doğru bakın lütfen diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nokta uyuz problemi, kaşıntılarımız, alerjik kaşıntılarımız yoğun bir noktada ve bağırsak enfeksiyonları değil de biraz büyük abdestimizle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bir doktora görünmenizi öneriyorum. İnce ve kalın bağırsağı bir kontrol ettirelim. Vakti de gelmiştir diyorum. Evet ev hanımları, sizin evinizle ilgili çamaşır makinenizde pürüz, bulaşık makinenizde pürüz var. Mecbur değiştireceksiniz. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, beğen, yorum yap. Kanalımızı büyütelim diyorum. Evet, bu hafta hatalarınızı görme haftanız. Nerede hata yaptığınızı, nasıl, kimin için hata yaptığınızı ve iş yerinde inandığınız insanların sizin arkanızdan hançerlediğini gözünüzle şahit olacaksınız. Acıyı siz istediniz. Bari acı biber yiyerek bu acıyı hazmedin istiyorum. Çünkü inandığınız, güvendiğiniz, herkese her şeyi anlattığınız projeniz, işiniz, ekmeğiniz zarar gördü. O yüzden daha dikkatli hareket edeceğiz. Yeni projelerde oluşacaksınız ve bu projeleri daha sağlam adımlarla ilerletmenizi, ekip arkadaşlarınıza güvenmemeniz gerektiğini uyarıyorum. Kurumsal bir alandaysanız ekip arkadaşlarınıza dikkat ve yöneticilerinizin gözünüze girmesini istiyorsanız onlarla birebir iletişim sağlamanız lazım. Çünkü başkaları sizin adınıza konuşuyor ve zararlı oluyorsunuz. Yeni bir kurumsala geçmek istiyorsanız burada güzel bir fırsat var. Yakalayacaksınız ayın 19-20'si arasında. Bu fırsatta görüşmelerde, mülakatta olumlu ve verimli cevap alacaksınız diyorum. Eğer devlete girmek istiyorsanız bunun daha vakti var. Eğer devletteyseniz yer değişimiyle ilgili şu an için imkansız. Alan çok hareketli, çok yoğun. Altta insanlar çıkartılıyor, farklı insanlar deniliyor. Şu an yerinizi sağlam tutmanızı öneriyorum. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklar gayet olumlu olacak. Ve yurt dışı iletişiminizle ilgili
yeni bir firma, yeni bir oluşumla ilgili başvurularınızda olumsuz değil, gecikmeler olacak ama eninde sonunda bu gecikmeler sizin için artı geçiş sağlayacak ama sizin hayal kırıklığına düştüğünüzü, orada umudunuz yokken elinize evrak olumlu şekilde yerleşecek. Eğer A harfli bir şehirdeyseniz, sanki daha deniz gören Antalya'da olabilir. Yani deniz görmeyen A harfli bir şehirdeyseniz deniz gören bir noktaya geçiş sağlayacaksınız iş gereği ve bu işte büyümek ve yol alma gibi bir durumumuz var. Yaşadığınız şehirde bırakıp başka bir şehre yerleşmek isteyen sevgili yaylar için orada düzenleyeceğiniz iş olumlu. Burası artık size kâr etmiyor. Yavaş yavaş ocağa kadar bunun altyapısını oturtacaksınız ve gideceğiniz yolculuk size hayır ve kazanç sağlayacak diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada tayin ve atama beklentiniz varsa her iki taraf için de olumlu. Gideceğiniz yolculuk size mutluluk katsın diyorum. Ama yerinizde değişmesini istediğiniz noktalar için biraz daha mücadele. Çünkü alanda siz üst düzey ya da alt kurum çok hareketli. O yüzden şu an hareketli bir noktada yer değişimi isterseniz işinize zarar verirsiniz. Biraz bekleyin. Farklı bir alana geçmek istiyorsanız bulunduğunuz firmada da evet bu fırsatlar var ama Ekim daha doğru, Kasım ortası daha doğru. Acele etmemenizi öneriyorum. Çalışan çiftlerimizde değişen hiçbir şey yok. Yerinizi kontrol etmeniz, maaşınızla ilgili konuşmalar ve hakkınızla ilgili dolmuş bir süreç var. Priminizle alakalı netliklere kavuşacaksınız ve daha keyifli bir kazanç evremiz var. Araba değişikliği düşünen sevgili yaylar, hadi bakalım şimdiden hayırlı olsun. Bir de uzun süredir eşinize almak istediğiniz araçla ilgili de eşiniz mutlu olacak. Bir an önce bunu yapın diyorum. Evde yenilenmesini istediğimiz yenilikler var. Eşiniz evi değiştirmek buranın enerjisini sevmiyor olabilir. Aile apartmanında olabilirsiniz. Eşiniz haklı. Ekonomik olarak bunu yapmak istemeyebilirsiniz ama gideceğiniz ev size mutluluk ve huzur oluşturacak. Özellikle kayınvalideniz ve kaynananızın evinde oturuyorsanız burada krizler var ve ilişkinizi ve zorucu bir evredesiniz. Ya kira verin ya da bu evden çıkın yoksa evliliğiniz zarar görüyor. Aman dikkat edin istiyorum. Bu ara sanata merakınız olabilir, spora merakınız olabilir. Yapın, enerjinize şifa gibi olacak. Eski sevgiliniz size mail ya da mesaj atacak. Hadi hayırlı olsun. İçindeki acıyı karşı tarafa yansıtacaksın ve mutluluk tadacaksın. Şu an yeni tanıştığınız biri varsa ciddiyete doğru gidiyor ama seni şımarık tavrın ya da ukala tavrın karşı tarafa yoruyor. Akışa bırakırsan karşı tarafta bu mutluluğu tadacak diyorum. Bir de nişanlanan çiftlerimiz apar topar evlilik kararı ve hanede gebelik evresi söz konusu olacak. Aman dikkatli olun, başınıza bir bela gelsin istemiyorum. Aile arasında, kardeş kuzen arasında tartışmalara anne baba kırılabilir. Bu arada özellikle baba kaybı yaşayan sevgili yerler bir mezar, bir dua ederek enerjinizi değiştirmenizi, geçmiş anı, geçmiş özlem çok fazla var sizde. Hani gidin orada bir duanızı edin, enerjiniz ya da babanıza gidin sarılın diyorum. Bir de burada abla, kız kardeş konularında bazı tartışmalara açık olabiliriz. Kardeşler arasında kırgınlık olacak, saçma sapan uzatmamanızı öneriyorum diyorum. Boşanmayı düşünen çiftlerde geri adım atma dönemimiz başladı. Mahkemeden çekilebilir dosyanız, bilginiz olsun. Ama bazı yaylar artık ben kurtulacak mıyım ya, bıktım artık. Yani ben bütün evin yükünü, ekonomik düzeni ben sağlıyorum ve kullanılmış gibi hissediyorum dediğinizde boşanma evreniz var ama zorlayıcı bir boşanma. Çocuklar ya da kendi ruhunuzda zorlanır. Dikkatli olun diyorum. Evet, evde yenilik, özellikle koltuklarla ilgili küçük odada değişmesi gereken noktalarınız var. Ya da odanın rengini değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Son rutuş döneminiz, yapın, daha iyi gelecek. Bir de kışlık malzemesi hazırlamaya başlamış sevgili yaylar. Aman kavanozlar dolu dolu, evde bir hararet, mutfakta devamlı her yer dolu gibi gözüküyor. Ama bize de yollayın, unutmayın diyorum kışlıklar için. Evet, sağlık olarak dediğim gibi yapmanız gereken kıl dönmeniz, sivilceleriniz, cilt lekelenmeleriniz söz konusu, cildiyeciye uğramayı unutmayın efendim. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, beğen, yorum yap, kanalı büyütelim. Emek, emek, emek. Hep birlikte emeğin içerisindeyiz, unutmayın. Evet, iş konularımızla ilgili değil de ailevi tartışmalar, sağlık problemleri, ailede mal konuları, haksızlıklar, bu ara çatışmalı, kavgacı, haklarınızla ilgili artık sessizlikten bıktım ve benim kuralım diyeceğiniz bir hafta. Anne babaya sert çıkışlar söz konusu olacak ve hani üvey evlat mıyım ben? Yani benim hakkımı kimse görmüyor mu? Haksızlıkları bu insanlar ne zaman görecek? Bu kadar emek verdim, bu kadar
mücadele ettim dediğinizde karşı tarafta konuşmalar, sert ifadeler oluşacak. Mümkün olduğu kadar aile büyüklerini kırmayalım. Siz hakkınız olanı vakti gelince alacaksınız. Anne sağlığıyla alakalı dikkat edilmesi gerekiyor. Annemizde bir ameliyat, küçük bir operasyon söz konusu olabilir. Ama buna da açık olalım. Evli çiftlerde kayınvalide görümce elti tartışmaları var ve evliliğinize zarar verecek. Mümkün olduğu kadar eşinizin ve kendi alanınızın hakları savunmayı unutmayın istiyorum. Çünkü yoksa burada bir laf sürtüşmesi yanlış anlamaya ve ilişkiyi zorlamaya sebep olacak diyorum. Bu arada da sizin kendi ailenizle alakalı yaşadığınız ekonomik kriz, sizin destek vermenizden kaynaklı eşiniz sizin aranızdaki sert ifadeyi konuşacak. Hep onlara diyecek, biz ikinci planız. Aslında doğru yapıyor ama siz bunu hazmedemiyorsunuz. Her evlat ailesine destek vermeli ihtiyacı olduğunda. İhtiyacı yoksa zaten kimse istemez, bunu bilin diyorum. İş konularınızla alakalı kurumsal firmada yöneticileriniz ani değişim, yeni yönetimde terslikler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Ve uzun süredir de bulunduğunuz alanda sistemsizlikler yavaş yavaş yerine daha sistemli bir nokta söz konusu olacak. Yurt dışı ile ilgili bağlantılarımızdaki aksilikler düzelmeye ve alandaki işlerin daha yoğunlaşacağı ve şirketimiz her geçen gün büyüme evresi ve siz de olarak rütbe olarak büyüyeceksiniz. Sadece sakinliğinizi koruyup alandaki ekiple tartışmamaya özen gösterin diyorum. Devlette çalışıyorsanız devlet kurumunuzla ilgili bir sessiz seda, herkes kendi boyutunda, herkes kendi evranın telaşında olacak. O yüzden buradaki sessizlik biraz tehlikeli gözüküyor. Kulağınızı dört açın. Çaycınızla ve odacı kim varsa onunla bir diyalog, haber oluşturun. Çünkü burada sizin ayağınızla ilgili sıkıntılar söz konusu olacak. Şehir ya da ülke değişimi kararı veren oğlaklar için evet evraklarınız hazır ama sanki konsolosluklarda bazı evraklarda sıkıntı olabilir. Bu yüzden bekletilmedesiniz. Hedeflediğiniz iş kapınız olumlu, olumsuz bir şey görmüyorum. O yüzden sakin sedalı bekleyin lütfen. Bir küçük bir alanda çalışıyorsanız, kapıcıysanız, ne bileyim telefona bakıyorsunuz, yer değişimi gibi fikirleriniz var, daha iyi bir teklif var, gitmeniz gerekiyor çünkü burada körelmeye başladınız, kendinizi ispatlayamıyorsunuz ve boşuna vakit kaybediyorsunuz. Yeni başvurular olumlu, ihmal etmeyin diyorum. Evet, çalışan evli çiftlerimizle ilgili özellikle kendi işinizi yapıyorsanız kazancınızda daha büyük verimlilik var. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız burada bir sistem kaosu, saçma diyaloglar, vakit ve zaman konusuyla ilgili tartışmalar ve primlerle ilgili yaşanacak krizlere de açık olmanız lazım. Eşinizi işten çıkartma gibi fikri yok ama eşiniz burada memnun olmadığı için işi bırakma fikri var. Sakın onu desteklemeyin. Evde oturacak, ona göre dikkatli olun diyorum. Evet, serbest bir alanda işinizle ilgili krizleri önleme haftanız. Kazancınız, kendi alanınızda para priminiz daha büyüyecek. Bu ara yatırımlarda altın, dolar, euro kafanız var. Gümüş alın, daha değerlenecek. Yani şu an sessiz sedasız gidiyor. Altın da ilerleyecek ama siz gümüşe önem verin istiyorum. Bir de kripto paranız zarara girmiş gözüküyor. Orayı çekmeyin, biraz daha bekleyin. En azından biraz kendi paranızın üstüne geçsin istiyorum. Ortaklı işlerde tartışma ve ortak ayrımı söz konusu olacak. Evet, sevgili evli çiftlerimizle ilgili de çocukla ilgili düşündüğünüz, onun geleceği ve onunla ilgili eğitim kararında tartışmalar söz konusu oldu. Ama gittiği okul onun için hayırlı. Üniversitede evladınızla ilgili, yurt dışı ile ilgili biraz olumsuzluklar yaşandı. Bunu da düzeltecek ve bu fırsatı yakalayacak diyorum. Evet sevgili ev hanımları. Bu ara ailenize ait krizler, eşimizle krizler yorucu. Lütfen sakin olun, mantıklı hareket edin. Evliliğinizi bunun için bozmayın diyorum. Eski ilişkinizle ilgili sizinle görüşmek isteyecek, siz istemeyeceksiniz. Nişanlı çiftseniz bu ara eşinizi, ilişkinizin ailesi biraz ırım kırım edebilir. Ev konusunda desteklemeyebilir. Verilen sözler tutulmayabilir. Kırılmayın, kendi emeğinizle yapın diyorum. Dul ve uzun süredir ilişkisiz olan oğlaklar bu dönem doğru fırsatları yakalıyor. Gözünüzü böyle bir açın, doğru aşka yelken açacaksınız diyorum. Boşanma fikri olanlarda da yavaş yavaş birbirimize tekrar şans verme, aynı yatağa geçme, bu ilişkiyi tekrar renklendirme fikriniz var. İyi olur, en azından siz de güveniniz. Bu yaşanan krizlere yumuşatmış olursunuz. Satmak istediğiniz mal hayırlı. Alacağınız yer daha umutlu gözüküyor. Daha ferah bir ev, enerjinize iyi gelecek. Çocuklarınızdan biri araç niyeti var
ve ısrarla zor motor ya da hızlı bir araç almayın, sıkıntı gözüküyor, onun yerine araç alın diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız migren ağrımız ve baş ağrımız ve kulak iltihaplarımız ve kristallerle ilgili sıkıntılarımız var. Dikkatli olmanız gerekiyor diyorum. Hoşçakalın. Kız çocuğunuz varsa dikkatli olun. Bu ara yalan söylüyor. Gözünüzü dört açın. Sevgili kovalar, beğen, yorum yap, keşfete düşürelim, emek ve birlikte emeğe eşlik edelim diyorum. Evet, iş konularınızla ilgili ekip arkadaşlarınızdan nefret ediyorsunuz. Onların riyakar yönü, yalancı tavırları sizi fazlasıyla kasvete soksa da yeni bir iş başvurunuz olumlu gözüküyor. Hadi hayırlı olsun diyorum. Hatta istediğiniz iş kurumundan gelecek teklif sizin değişmenize, yeni insanlarla birlikte işinizi güçlendirmenize şifa gibi gelecek. Ama bulunduğunuz firmada bir değişim istiyorsanız yine aynı insanlardasınız, yine ayağınızla ilgili sıkıntılar, yine nazara gelebilir, yine göze gelebilir, ufak tefek kazalar atlatabilirsiniz, dikkatli olun diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, işi büyütmek, yeni bir mekan, yeni bir oluşum yaratmak istiyorsunuz. Evet, bu oluşum hayırlı. Yeni anahtar size uğur ve bereket getirecek ve büyümeniz için de güzel fırsatlarımız var. İletişim içerisinde olduğunuz destekleyici insanlarınız size gayet güçlenmenize yardımcı olacak diyorum. Devlette çalışıyorsanız yeriniz aynı statüde devam edecek. Yurt dışı ile ilgili bağlantılı işlerle ilgili yoğun seyahatler, yoğun gideceğiniz alanlar biraz sizi strese yaratsa da orada yeni fikirler, yeni oluşumlar size renk katacak. Serbest bir alanda devlette çalışıyorsanız, şirketiniz başka bir insan üzerindeyse burada dolandırıcılık, burada haksızlık var. Gizli ortaklı olduğunuz noktayı gözden geçirin, yoksa zarara ve burada hukuki süreçte siz zararlı çıkacaksınız. Evinizin üzerinde hacizlik ya da ipoteklik bir durum varsa bu ay bunu çözme haftanız ve eviniz kurtulacak ya da aracınız ya da hacizlik olayınız neyse rahata girecek, panik yapmanıza gerek yok diyorum. Bir de sevgili kovalar, size şunu demek istiyorum. Uzun süredir hayal ettiğiniz iş, yapmak istediğiniz işle ilgili aile, anne, babadan gelecek destek. Avukatsanız yerinizi açacaksınız, diş doktoruysanız muayenenizi, eczacıysanız kendi anahtar kapınızı açacaksınız. Ve destekli olacak ve burası size şifa gibi gelecek ve uğurlu kapılar, uğurlu kazançlar yaşayacaksınız. Korkmayın, güzel. Eğer ki büyük, mesela holdingde çalışıyorsanız, aniden müdürseniz daha üst level'lara, yardımcıysanız müdür. Eğer yerinizde yardımcı olmak istiyorsanız bu fırsatlarımız da var. Gayet motivasyon ve maaş konusunda da yaşadığımız krizler yavaş yavaş toparlanma. Evde kurumsala çalışıyorsanız sizin de artık özellikle Ekim ayı iş yerinize geri dönme ve konum değişikliği ve bankada çalışıyorsanız bankanızdan istifa edip farklı bir bankaya geçiş evremiz de var. Evet, güzel şeyler var hayatınızla alakalı noktada. Sizin biraz içsel dünyanızda yalnız kalmak, kendinizi bulmak, enerjinizi iyileştirmek istiyor olabilirsiniz ama maşallah öyle bir çevreniz var ki tam uyuyorsunuz telefon çalıyor, tam bir şey yapacaksınız kapı çalıyor. Biraz insanları hayatınızdan azaltmaya, hatta mümkün olduğu kadar az insanlarla iletişim yaşar. Bu göze, bu nazara, yani çünkü sizde şahane bir enerji var. İnsanlarla göz teması kurun, şahane enerjiniz aşağı düşüyor. Bu da hemen nazar enerjisi çektiğiniz gözüküyor. Bol bol nazar duası, karınca duası okuyun. Bereketinize göz değmesin, size göz değmesin diyerekten. Çalışan evli çiftlerde özellikle işinizle ilgili bir pürüz yok. Gayet de güzel gidiyor. Maaş konusundaki kesintilerinizi almak, verilecek mi verin? Bunlar daha verilecek ama daha vakti var. İş mahkemeniz, geçmiş mahkemelerle ilgili hareketli bir dönem kazanmanız var ama daha çok uzun süre. Ama bu mücadeleye devam edin. İş iadenizle ilgili beklentileriniz de olumlu olacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, bu ara ilişki konusunda acı çeken, hala kalbim şifalanmadı, kimseye güvenemiyorum, inancım kırıldı dedi bir kadın dostunuzun aracılığıyla güzel bir aşka yelken açacaksınız. Geçmiş ilişkinizden ufak tefek diyaloglar olsa da o sizi kaybettiğine inanacak, o da bir mücadeleye başlayacak, karar sizin diyorum. Bu ara boşanma fikri gündemde olan sevgili kovalar, dilekçeleriniz ortak kararla sağlanacak
ve ayrılık kararı içerisinde olacaksınız. Ve doğru bir karar. Son 3 yıldır mutsuzsunuz ve acı çekiyordunuz ve eşiniz ya da sizin ona sevginiz bitmişti. Uzun soluklu evli çiftlerimizde de biraz ilişkiyi renklendirmek, biraz renk katmaya ihtiyacınız var. Çünkü sizin de eşinizin size ilgisizliği, değersizliği sizin psikolojinizi yıpratmış. Artık duygularınızı ifade edin. Ne istediğinizi söyleyin. Çünkü söylemedikçe evdeki maşallah korku koltuk formatı, ha öyle mi? Evet öyle mi dediği için sizin nevriniz bozuluyor. Evet artık önemsenmek, değer görmek istiyorsunuz. Gerekiyorsa karı koca bir ilişki terapisti, ha benimki gitmez derseniz de açın böyle yoga, meditasyon, birlikte spor yapın. Zaten göbeklenme probleminiz var. Bunları iyileştirmemiz lazım. Uzun süredir çocuğu olmayan sevgili kovalar, iyi bir doktor da tanışacaksınız. Çocuk enerjiniz olumlu. O doktorla ilerlemeniz size huzur ve bereket verecek. Özellikle sevgili kovalar, çocuklarınızın eşyaları da yenilenecek, yatağı yenilenecek, bir sürü yenilik var. Hatta odalarında da yatak odası değişimi söz konusu olacak. Biraz ekonomik olarak zorlanabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evinizde altın hırsızlığı yaşanabilir, altın kaybedebilirsiniz. Daha dikkatli olun takılarınızla alakalı. Uzun süredir borçlu olduğunuz kişi, kimse size dava edecek. Bir an önce ufak ufak ödeme yapın ki risk altında olmayın diyorum dedim bile. Sağlık olarak özellikle vücutta göz tansiyonu ve şeker krizimiz olabilir, gizli şekeriniz olabilir, vücutta şişmalarınız var. Bir check-up vakti ne diyorsunuz kovalar? Gidin yapın ki enerjiniz, şifanız daha rahata erişsin. Bir de çok uzun süredir görüşmediğiniz dostlardan gelecek haberler size mutluluk verecek. Ufak da bir tatil niyetimiz var. Hadi hayırlı olsun. Sevgili balıklar, ben yorum yap kanalımızda devam edelim, büyütelim. Evet, unutmayınız ki enerjiniz, oluşacak olaylar, hisleriniz, rüyalarınız aktif sizi karıştırabilir. Ay benim bu rüyayı gördüm dediğinizde aman hayırlı olacak diye düşünmeyin, bir sıkıntı. Gördüğünüz rüyada bir uyarılar var. Aman aman rüyalarınıza dikkat edin. Hisleriniz sizi yanıltabilir. Ani iş değişikliği için ani karar verip zarar edebilirsiniz. O yüzden bu hafta stabil, sakin, sakin denizin saf halini insanları seyreder gibi seyredin. Zarar görmeyin diyorum. İşinizle ilgili burada bayağı büyük problemler, insanlar arasında atışmalar, iletişim kopuklukları sizi çok fazla yoruyor ama yerinizde kaybetmek istemiyorsunuz. Buradaki alanı bir şekilde düzelmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Yönetici ya da patronlarınızın değişmeyen bir kafa yapısı var. Burası değişmeyecek. Siz değişecek hayalinde devam edin. Siz artık cesaret edin ve yolunuzu başka bir yerde deneyin. Yoksa burada çürüyüp gideceksiniz. Burası kurumsal bir firma da olsa şirket aile gibi olmuş. Herkes ahbabını, herkes düzenini, herkes alanını aldığı için siz burada bir çekirdeğin çıt ettiği kadar değersizsiniz. O yüzden yeni başlangıçlar size uğur getirecek diyorum. Kurumsalda yer konumu belirgin olanlar, kişiler için de sizin yerinizde çıkartılmalar olabilir. Ani değişimler var. Siz de acilen iş konularınızla ilgili biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Kendi işinizi büyütmek, yeni fikriniz varsa, cesaretinizle ilgili ekonomik olarak zorlandığınız noktalar var. Kredi başvurunuz onaylanacak, yerinizi büyüteceksiniz ve Ekim, Kasım para kaynaklarımız daha büyüyecek. O yüzden cesaretiniz varken yapın, korkmayın, güzel başarılar elde edeceksiniz. Serbest bir alanda çalışıyorsanız, yeni ilişkiler kurmak istiyorsunuz ve buradaki iletişimi güçlendirmek istiyorsunuz ama sizin bir uyku haliniz, yorgun enerjiniz, kimseyle konuşmama isteğiniz var. Bir sirkeli suyla enerjinizi değiştirin. Çünkü fazlasıyla iletişim yaptınız. Herkes size söz verdi ve kimse bir şey yapmadığı için hayal kırıklığınız var. Bir sirkeli suyla yıkanmanızı ve bu enerjiyi değiştirmenizi öneririm. Evet sevgili balıklar, büyük ortaklı işlerde güzel kazançlarınız var. Ortağınızın yeni fikirleri sizin markalaşmanıza, yeni oluşumlar yaratmanızı gösteriyor. Ve buna inanın, bu başarı çok büyük aydınlanacak. Siz yeter ki hedef noktanıza kilitlenin. Ve bu hedef noktası size büyük bir başarı sağlayacak olarak gösteriyor. Devletle ilgili başvurularınızla ilgili olumsuz gibi gözüken bazı evraklarda olumluluk evresi, vize, evrak ödenmesi gereken sorunların aşılacağı bir hafta. Sadece ve sadece sizin daha inanmanız gerekiyor. Böyle bir inançsız evreniz var, bıktım, Allah'ım beni görmüyor mu enerjiniz var. Rabbim herkesi görüyor. Yeter ki gönül gözünüzle dua ederseniz o gönül kapılarınız ve kalp gözünüz daha rahat.
rahat açık olacağını söylüyorum. Evet, çalışan evli çiftlerde özellikle hanımınızın iş değişimisi, yeni bir iş kapısı hayırlı olacak başvurusu onaylı. Sizin de yerinizde ve maaş konularınızla ilgili devam edecek tartışmalar, kaoslar var. Yeri kaybetmek istemiyorsunuz, hak veriyorum. Burada konumlar, ani değişimler söz konusu olacak. Bu da iyi. Stabil bir noktada çalışıyorsanız başka bir alana geçmeniz için düşünceniz gereksiz. Yerinizi kontrol edin. Sadece maaş ve saat düzeniyle ilgili mutlu edecek noktalar hakim gözüküyor. Eğer ki güzellik merkezinde çalışıyorsanız, kendinize iş kurmak istiyorsanız yapın, başarı var. Korkmayın istiyorum. Ama kalben kırıldığınız insan size tekrar şans vermek isteyecek. İki kişi arasında kalacaksınız. Bu kararı mutlaka düşünün. Ayrılmış olduğunuz kişiyle ufak tefek diyaloglar tekrar birbirinize şans vereceksiniz ve evliliğe doğru gidecek. Hiç korkmayın. Bir de ilişkisizseniz, yeni ilişki etrafınızda sizinle ilgilenen çok değerli biri var. Ona şans verin ve bu şans evliliğe doğru gidecek. Ayrılmış, boşanmış çiftlerimiz evlenmeyi tekrar düşünebilir. Aile aracılığıyla tanışacağınız insan sizin tekrar hayat arkadaşı. Eğer çocuğunuz yoksa da bu hayat arkadaşına evlat edinmeye, evlat sahibi olma, çocuk doğurma enerjimiz de yüksek olarak gözüküyor. Sevgili ev hanımları, bu ara en önemli şey evle ilgili yaşadığınız krizler, komşunuz, yan daireniz, yan apartmanınız, bağırma çağırma konuları, evin artık düzensizliği ve yaşadığınız alanda güvende hissetmiyorsunuz. Ev araştırmanız var. Yeni bir eve geçeceksiniz ve hayırlı olsun. Yalnız ani ev karar vereceksiniz. Yine gideceğiniz alana yakın, biraz alanınızdan uzaklaşırsanız daha hayırlı bir ev, daha iyi bir düzene geçmiş olacaksınız. Acele karar vermeyin. Mal sahibiniz ve uzun süredir kira konunuzla ilgili mahkemeniz varsa mahkemeyi kaybedeceksiniz ve burada anlaşmaya gidin. Anlaşma doğrultusunda fazla para vermeyin. Yoksa mahkeme sizi farklı bir noktada daha büyük para evresi ödetmenize sağlayacak gözüküyor. Anlaşma yolunda varın. Ufak tefek kazalarımız olsa da aracımızda herhangi bir kriz yok. Sizin kol ve bacak kırılmalarınız olabilir. Dikkatli araç kullanın, dikkatli kontrol edin diyorum. Yani orada sıkışma söz konusu olacak. Aman ihmal et. Memleketinizden, ailenizden gelecekleri alıp götürme fikriniz ya da onlarla ilgili bilet koşturmalarınız söz konusu olabilir. Bu ara memleket sevdanız, gelenler, gidenler hiç bitmeyecek. Bu dönem eviniz çok kalabalık, bilginiz olsun sevgili ev hanımları. Aman o bit gidecek, o nevresim. Bu gidecek, bu nevresim. Bu arada da yatak koltuk takımının üstüne alınacak bez ya da ne bileyim yatak odası örtünüz, çocuk oda, perde değişme niyetiniz olabilir. Sizin için gayet sağlıklı ve hayırlı. Sağlık olarak özellikle saç dökülmesi, vücutla ilgili dökülmelere dikkat edelim. Bunlar ihmal edilmesin. Bir de kan şekeriniz düşmüş olabilir, demir eksikliğiniz, vitamin eksikliğiniz olabilir. Ciddi anlamda bir baş dönmeniz var. Dikkatli olunuz.